Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani beklenen bir gelişme. Bence iyi oldu. İnsanlar şeyleri tam olarak anlayamadı. Vaatleri, hani yapılacak olan hizmetleri. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim sonuçlarından hiç memnun değiliz. Sürpriz oldu bizim için. Nasıl böyle oldu ben de anlamadım. Vallahi bence hak eden hakkını aldı yani. İstanbul'un seçimi buymuş. Biz de buna razıyız. Tecrübe ile tecrübesizlik yarıştı. Tecrübesizlik kazandı. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Binali istedi yüreğim ama Cenab-ı Allah Mevlam onu hayırlı görmüş. İnşallah Tayyip'i aratmaz. İnşallah Yıldırım Binali'yi de aratmaz. Benim düşüncem İmamoğlu'nun hakkıydı. Adamın hakkı yenildi diye düşünüyorum ve şu anda hak ettiği mevkiyi aldı. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vahim. Bence yeni nesil çok inandı, çok destekledi. Fakat şu an kendileri zaten CHP'li oldukları halde ben Atatürk ilkelerine düzgün hareketler ettiklerini düşünmüyorum. Çünkü şu an HDP ile başka birçok yerle birleşmiş insanlar bence Atatürk'ün kemiklerini de sızlatıyorlar. Benim fikrime göre çünkü hiç CHP zihniyeti değil bunlar. Direkt HDP fikri bunları savunuyorlar ve bu yüzden ben kendilerini doğru bulmuyorum. Seçim sonuçları olması gerektiği gibi oldu diye düşünüyorum. Peki oy farkının bu kadar fazla olmasının sebebi nedir? YSK'nın seçim iptalinden sonra tekrar aynı kişileri görevlendirmesi oldu birinci sebep bence, kişisel görüşüm. Halkın tercihiyleymiş, eğil oldu yani. Farkın bu kadar fazla olmaz, yenilenmesi. Seçimlerin yenilenmesi. Oy farkının bu kadar fazla olmasını bekliyor muydunuz? Kesinlikle beklemiyorduk. Muhtemelen iktidar cephesi iyi anlatamadı iptal nedenini. Bireden mağdur oldu İmamoğlu herhalde yani işte önceki seçime göre yani. Fark oradan herhalde yani benim düşüncem. Oy farkının bu kadar fazla olmasının sebebi nedir? Ya bana göre bir mucize ama ya bir tepki oyu. İstanbul seçiminin bu kadar önemli olmasının sebebi nedir? İstanbul merkezi bir yer. Her şey İstanbul'a bakıyor yani. Türkiye İstanbul'a bakıyor. İstanbul demek Türkiye demek. İstanbul bir tarafa, Türkiye bir tarafa. Tamamına bedel. Peki İstanbul seçimi neden bu kadar önemli? İslam'ın başkenti. Tarih, kültür, yani İslamiyet açısından. İstanbul Türkiye'nin hülasası o yüzden. Peki İmamoğlu'nu samimi buluyor musunuz? Vaatlerini yerine getirir mi? Hayır, yok zannetmiyorum. Çalışmış olduğu kişilerden dolayı yani istese de yapamayacağını düşünüyorum. İnşallah getirir. O da iyi bir insana benziyor ama takıldı parti yanlış ya. Keşke bizden olaydı daha iyi olurdu. Peki seçilmiş başkanı samimi buluyor musunuz? Vaatlerini yerine getirir mi? Zor. Ben yıllardaki İzmir'e gidip geliyorum. İzmir'de yıllardaki CHP'li var. İzmir'deki sokaklar aynı köy yollarının da haberli. Peki İmamoğlu sizce samimi mi? Vaatlerini yerine getirebilecek mi? Bence samimi. İnşallah getirir. Temennimiz 5 sene çalışacak. Yok, samimi bulmuyorum, açık ve net konuşayım. Sıkıntılı. Yani Beylikdüzü'nde oturuyorum. Yapmadıkları çok. Seçilmiş başkanı samimi buluyor musunuz? Vaatlerini yerine getirir mi? İnşallah getirir. Hani bugün benim arkadaşlarım çalışıyor. Mesela Şişli'de çalışan arkadaşlarım var. Çocuk 5 aydır maaşını alamıyor. Ha inşallah hani CHP'nin yönettiği ilçeler gibi olmaz büyükşehirde yani. Yarın bir gün çalışan arkadaşlar işten atılmaz. Seçilmiş başkanı samimi buluyor musunuz? Vaatlerini yerine getirir mi? Pek samimi bulmuyorum. Açık sözlüyüm ben kızım. Vaatlerini yerine getirir mi derseniz, insanların yüzü kara çıkmasın diye, insanlardan oy topladığı için belki de Binali Yıldırım'la beraber olur. Onun yolundan, izinden gider. Seçilmiş başkanı samimi buluyor musunuz? Vaatlerini yerine getirir mi? İnşallah. Biraz gençler dursun. Ben ne CHP'yi ne de seçilmiş başkanı ne de onun genel başkanı samimi bulmuyorum. Dürüst değiller çünkü. Yani senin kendi ülkeni dışarıya şikayet eden bir insanla ne beklersin? Bence getirmek zorunda kalacak. Çünkü olaylı oldu seçim. Üstüne bir daha seçildiğini getirmezse bence kendi oy veren tayfa daha fazla sıkıntı çıkaracağı için getirebilir ama 2 yıl falan. Yani samimi mi değil mi ileride göreceğiz.